Herkese merhaba. Ağustos'ta ilk programı yapmış ve yola çıkmıştık. Bugün 10. program. Adım adım dünya tarihini öğrenmeye devam ediyoruz. Tarih ön çalışma grubumuzdaki hocalarımız ve tarihe gönül veren arkadaşlarımızla sizler için yoğun bir çalışma içindeyiz. Dünya tarihinde bugünkü konumuz tarih nedir ne değildir? Yani usulü tarih. Yani tarih metodolojisi. Bu konu çok önemli, zira tarih bilinci nedir? Neden tarih okuyoruz? Bize faydası ne? Tarih kaynaklarının gerçekliği nasıl kontrol edilebilir? Tarihi kurgulardaki yanlışlıklar nereden kaynaklanıyor? Karşılaşılan etik problemler nelerdir gibi soruların cevabını hep beraber hocamızla bulmaya çalışacağız. Hocamız Doktor Yüksel Nizamoğlu. Söz hocam da, buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Evet, şöyle başlayalım. Tabii biraz teorik bir konu. Dolayısıyla herkesin ilgisini çekmeyebilir. Normalde bu tarih bölümlerinde, üniversitelerde bizim zamanımızda 2 yarı yıl okutuluyordu. Yani yaklaşık 14 çarpı 28 çarpı 2, 56 saatlik bir ders. Ben bunu bir saate sığdırmaya çalışacağım. Tahmin edersiniz ki kolay değil ama bir yöntem dahiline gitmeye çalışacağız. Teknik meselelere geldiğimizde muhtemelen onu başka bir zamana bırakırız. Tabii öncelikle şöyle bir şeyle başlamak her zaman benim yaptığım şey bu. Bir konu planımız var. İşte konu planımızda tarihin tanımı, özellikleri, tarih yazım çeşitleri, hangi çeşitler diye şekilde yazılabilir, yardımcı bilimler, tarihin kaynakları, iç ve dış tenkit dediğimiz hadise. Dikkat çekici bazı örneklerimize devam edeceğiz. En sonunda bir tarih metninin inşası, bir araştırma nasıl yapılır bu var ama muhtemelen buna vaktimiz yetmeyecek. Orada ben daha çok etik problemlere son bir vurgu yapıp o şekilde bitireceğim. Tabii bizde klasikleşmiş böyle yayınlar vardır bu konularda. Hani bir tarihçi bunları görmeden tarihçi olmaz, öyle diyelim. İşte bunların başında da Zeki Veli Togan merhumun kitabı geliyor. Tarihte Usul Türkçe. İlk üretilmiş kitap budur. Hani benim yararlandığım kaynak 98 baskısı olduğu için bu şekilde yazdım ama normalde en eski baskı tarih metodoloji kitabı Zeki Veli Togan hocanındır. İşte Yabancı Kar diye bir tarihçinin kitabı çevrilmiştir. Çok satanlar içerisinde göze çarpıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Tarih Bölümünün böyle hani normal bir lisans öğrencisine hitap eden çok rahat okunan bir kitabı var. Onu ulaşabilenler, belki meraklılar daha ayrıntı için bakabilir. Zeki Veli Togan'dan yıllar sonra Mübarek Kütükoğlu Hoca bir kitap kaleme almıştı İstanbul Üniversitesi'nden. Tarih Araştırmalarını Usul diye. Yani o da yine seviyeli kitaplardan birisidir. En son Ahmet Şimşek Hoca, en son Sakarya Üniversitesi'ndeydi. Şu an bilemiyorum hangi üniversitede. Tarih yazımı üzerine, metodoloji üzerine ciddi çalışmalar yapan bir hoca. Onun çıkarmış olduğu, onun editörlüğüne çıkan bir kitap var. Burada benim en çok hoşuma giden yazım sürecine dair de bilgiler verilmiş. Gerçekten o yönüyle bir örnek teşkil ediyor. Yine tabii işte ulaştığımız bazı şeyler var, detaylandırma adına bunlardan yararlanacağız. Salih Özbaran hocadan bahsetmiştim. Üniversiteden, lisanstan benim hocam. Kendisi metot üzerine ciddi çalışmaları olan birisi. Yani bunlarla inşallah sizlere izah etmeye çalışacağım. Bahsettiğim klişeleşmiş, hani klasik bir tarihçinin en başta okuması gereken kitaplar denildiğinde metot adına bu kaynaklar, işte Zeki Veli Togan'ın Enderun kitabı basıyordu. Zannediyorum hala o basıyor. Tarihte Usul kitabı, işte Kar'ın yazmış olduğu Tarih Nedir kitabı ve Mübahat Hoca'nın kitabı, bu şekilde karşımda çıkan yayınlar. Yani bunlardan hareketle neyle karşı karşıya geliyoruz, nelerle neler söyleyebiliriz bu konuda? Ona baktığımızda şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza yayınlar adına. Öncelikle tabii burada bizim şunu yapmamız gerekiyor. Yani bir tarih bilimi nedir? Tarihi bir bilim olarak ne şekilde tarif etmek gerekir ve bir tarihçinin nerelere dikkat etmesi gerekir? Bunları ortaya koymamız gerekiyor. Ve klasik bir şey vardır tarihe giriş kitapları derslerinde en başta.
Tanpınar'ın az önce girişte de bir iki arkadaş bahsetti. Sözüyle girilir. O da diyor ki merhum Tanpınar, Ahmet Hamdi Tanpınar, bu tarihin de nasibi bu. Bilmeyen açıklamaya kalkar, bilen susar. Hiç matematik bilmeyeni matematikten bahsettiğini görmedim. Talihsiz bir bilim dalı olsa gerek. Yani gerçekten herkes tarihi bildiğini zanneder. Çok rahat bir şekilde konuşur. Ama bilim olarak bakıldığında öncelikle bu birikim yoksa, metot birikim yoksa aslında o konuşmaların bir karşılığı yoktur. Zaten teknik meselelere girdiğinizde karşılığı olmadığını da çok net bir şekilde görürsünüz. Ama insanlar genelde cesur oluyor ve genelde cesur olan insanlar da mesela biz konuşurken, tarih adına konuşurken ölçer biçer, kaynak taraması yapar, doğru mu yanlış mı sorgularız. Ama tarihçi olmayan ki akademisyenler için de ne yazık ki aynı şey geçerli. Kişiler çok rahat konuşabiliyor. Gazeteciler çok rahat konuşabiliyor. Mesela siyaset bilimciler bir şeyi alıyor, tarihi bir diyelim olguyu veya olayı bir kaynaktan hareketle buluyor böyle. Halbuki kesinlikle birçok mukayese yapmak gerekiyor. Ve tarih nedir denildiğinde karşımda şu çıkıyor. Tarih geçmişin bilimidir. Tabii burada sık sık vurgu yapacağımız bir Fransız Anal ekolü var. Anal ekolü işte Fransa'da doğmuş ve bütün dünyayı etkileyen, şu anda hala etkileri devam eden bir tarih ekolüdür. Marc Bloch ve Lucien Febvre tarafından kurulmuş bir ekoldür. Onlar da diyorlar ki zaman içinde efendim insanların ilmidir tarih. Yani genel yaklaşım öncelikle geçmişteki insan topluluklarıyla alakalıdır. Ve Carr mesela diyor ki tarihçiyle olaylar arasında devamlı bir etkileşim söz konusudur. Geçmişle günümüz arasında bir etkileşim vardır. Yine Lucien Febvre'nin ifadesi geçmiş ve bugünün incelenmesidir, bugünün açıklanmasıdır. Yine büyük tarihçi, yine Anal ekolünden bir tarihçi Fernand Braudel, bunlar hep Fransız tarihçiler, diyor ki bütün tarihlerin toplamı geçmiş, hal ve gelecekteki mesleki kabiliyet ve bakış açılarının bir araya gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Yani tarih bütün geçmiştir. Dolayısıyla bütün geçmişteki hadiseler tarihin konusuna dahildir. Alman Ranke diyor ki dar bir tarifle tarihin yegane gayesi hakikatte mazide ne olduysa onu nakletmektir. Ve devamında şöyle bir tespitte bulunuyor. Bu olayların nasıl ve niçin olduğunu söylemek değildir. Tabii bu tez terk edilmiştir, onu ifade edeyim. Aksine tarihçi şu anda neden ve nasıl sorusuna cevap aramakla yükümlüdür. İbn Haldun'un biliyorsunuz tarihi sosyal olaylarla, daha doğrusu sosyal hadiselerle açıklama şeklinde bir yaklaşımı vardır ve çok ciddi şekilde bütün Avrupa'yı da etkilemiştir. Bizde de aynı şekilde tarihin gelişiminde önemli bir katkısı söz konusu İbn Haldun'un. Tarih insanın sosyal hayatının incelenmesi, sosyal hayatının zaman ve mekan sınırları içerisinde anlaşılmasıdır şeklinde bir tanım yapıyor. Ve Ahmet Cevdet Paşa da şöyle diyor, halka geçmiş olayları ve eserleri, devlet adamlarına da bilinmesi gereken sırları öğretir. Bu yönleriyle faydalı bir bilimdir diyor ve daha çok hani Cevdet Paşa'dan daha sonra bahsedeceğim. O biraz Carlyle tarzı düşünüyor. Ve tabii yine tarihe damga vuran çalışmalar yapanlardan birisi de Carlyle'dır. Ve Carlyle tarihi büyük adamların tarihi olarak görür. Yani hükümdarların, işte peygamberlerin, efendim büyük sanatçıların ve der ki onlar asıl itibariyle olayların kahramanlarıdır. Zaten kahramanlara biliyorsunuz ciddi şekilde atıf yapar ve bu şekilde onların tarihi meydana getirdiğini savunur. Kitabının ismi de zaten Kahramanlar, Kahraman ve Tarihte Kahramanlar Hakkında şeklinde Türkçe'ye çevrilmiştir kitabın adı. Ve bakın o işte altı bölümde inceler, kahramanlar kendine göre ortaya koyar. Mesela der ki ilahi kahraman olarak Odin, bu İskandinavya tarafında savaş ve bilgelik tanrısı, paganizm ve İskandinav mitolojisi ve peygamber olarak da onun kahramanı peygamberimizdir, Hazreti Muhammed ve İslamiyet'tir. Şair olarak işte Dante, Shakespeare şeklinde tespitlerde bulunmuştur. Yani onun bakış açısı budur. Ve mesela Carlyle değişik bir yaklaşımla peygamberimizi hani dini olarak tasvip etme dışında çok samimi görür. Onun samimiyetinin karşılığı olarak bu şekilde muvaffak olduğunu ifade eder ve şöyle diyor. Ben diyor Muhammed'i gösterişçilikten uzak, tamamen özgür olduğu için seviyorum şeklinde ifade ediyor. Ve asıl vurguladığı şey de o diyor göçebe bir toplumu
bir anda bir Fatih topluma dönüştürdü. Efendim dünyanın çok çeşitli yerlerine bu insanlar farklı bir yapıyla, farklı bir anlayışla gittiler. Evet, tarihin kelime olarak anlamı Arapçaya dayanıyor. Veraha kökünden geliyor. İbranice'deki karşılığı da biliyorsunuz İbranice, Arapça akraba diller, Sami dilleri. Yerevah yani ay anlamına geliyor. Bunun anlamı şu aslında. Tarih zaman ve insanla ilgili olay ve olguları açıklıyor. Yani bir defa zaman var, onun dışında da insanın geçmişi söz konusu. İnsanın geçmişte yaşadığı olaylar ve tabii ki buna paralel bir şekilde ortaya çıkan olgular tarihin konusunu oluşturuyor. Ve biliyorsunuz Orta Doğu'da ay kutsaldır. Mesela Orta Doğu toplumları ay takvimini kullanmışlardır. Ay'a bakışları farklıdır. Yani Batı'daki yaklaşımın tersine böyle bir durum söz konusudur ve ayın yani işte Yereah mesela İbranice'deki bundan hani tarih kelimesinin türemesi akıllara şunu getiriyor. Demek ki burada olayların tarihinin tespiti gibi bir hedef söz konusudur. Yani tarih bu şekilde ne yapar? Bir şeyi amaçla çalışmalarda bulunur. Tabii Batı dillerinde tarih denildiğinde işte historia, histori, histoire gibi kelimeler karşımıza çıkıyor. Orada da şöyle birebir çevrildiğinde hatırlanmaya değer olayların hikayesi şeklinde bir vurgu yapılıyor. Yani bütün hikayeler değil de hatırlanmaya değer olayların hikayesi histoire veya historia olarak yorumlanmış ki Almanlar Geschichte şeklinde ifade ediyorlar. Geschehen fiili var Almanca'da da yani olma, oluş anlamında, olmak anlamında. Oradan hareketle bu şekilde bir kelime türetilmiş. Biz şimdi bütün bunlardan hareketle geniş bir tanım yapacağız ki bu aslında bir tarihçinin olayları nasıl yorumlaması gerektiğini, nasıl bir çalışma yapması gerektiğini tamamen ortaya koyacak. Şöyle diyebiliriz, tarih geçmişte yaşamış insan topluluklarının kültürlerini, medeniyetlerini, sosyoekonomik yapılarını yani aslında kısaca söylemek gerekirse her şeylerini inceler ama yer ve zaman gösterir, belgelere dayanır. Neden sonuç ilişkisi içerisinde inceler ve mutlaka bunu yaparken de objektif olmak zorundadır. Yani en geniş tanımı budur. Dolayısıyla bir defa tarih geçmişteki toplulukları inceliyor. Yani peki günümüz topluluklarını inceleyemez mi? Yani tarihin bir olayın tarihin konusu olabilmesi için bir olgunun tarihin konusu olabilmesi için olayın üzerinden belli bir zaman geçmesi gerekir. Yani bu işte 20 yıl, 25 yıl gibi ifade ediliyor genel itibarıyla. Ama burada asıl vurgulanmak istenen şey şudur. Mesela olayın veya olgunun üzerindeki baskının ortadan kalkması gerekir. Tarihçinin objektif bir şekilde bütün kaynaklara ulaşıp baskı altında, kendini baskı altında hissetmeden yorum yapabilmesi gerekir. Bunlar yoksa o olay tarihin malzemesine girmez. Yani burada hani en bariz şekilde ifade etmek gerekirse 15 Temmuz vakasının üzerinden 9 yıl, işte 8 yıl geçmiştir. Ama şu anda bu tarihin bir konusu değildir. Bir 25-30 sene sonra tarihin konusu olabilir mi? İşte az önce bahsettiğim şartlar sağlanırsa tarihçi objektif bir şekilde inceleme yapma imkanına kavuşursa o zaman tarihin konusu olur. Aksi takdirde tam anlamıyla tarih yine objektif bir şekilde ortaya konulamaz, gerçekler ortaya çıkamaz. Demek ki insanların her türlü faaliyetlerini inceliyor. Tarih onu ifade ettik ve geçmişi ortaya koyuyor. Olmazsa olmaz şartımız kronolojinin gösterilmesi, zaman kavramı ve yer kavramı. Yani bunu şuna benzetebiliriz. Hani gazetecilik tekniğinde bir ifade vardır. 5M1K. İşte tarihçi de araştırma sırasında 5M1K'ya dikkat etmekle yükümlüdür. Ve tarihçinin hareket noktası kaynaklardır, belgelerdir. Kaynak yoksa, belge yoksa tarihçi susar. Yani o konuda herhangi bir şey söylemesi zordur. Hani hatıralardan bir şey söyler, farklı şeylerden söyler ama bir belge, bir kaynak ortaya çıktığında onun bir değeri kalmaz. Peki tarihçi objektif olabilir mi? Bunun da tabii ki tarihin temel şartlarından birisi aynı zamanda objektifliğin sağlanmasıdır. Ama sonuçta biz insanız, duygularımız var, inançlarımız var, düşüncelerimiz var. Bu şekilde düşündüğümüzde gerçekten çok zor. Ama en azından tarihçi bunun için gayret göstermekle yükümlüdür. Tarihçinin amacı ne bir kişiyi yüceltmek ne de bir kişiyi yerin dibine batırmaktır. Olduğu gibi olayları aktarmaya çalışır. Ama bunu yaparken de
sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ortaya koyar. Yani bir hikaye tarzında, bir masal tarzında kesinlikle anlatmaz. Yani bu tarihin temel niteliklerinden birisidir. Burada karşımda şöyle bir şey çıkıyor. İşte bu çalışmalarla toplumlarda bir tarih bilinci oluşuyor. Ve tabii ki bu bir ihtiyaçtır toplumlar için. Hatta bu toplumların ortak bilinci dünya çapında bir insanlık bilincinin doğmasına zemin hazırlıyor. Bu da bir ihtiyaçtır. Fakat burada önemli olan konu şudur. Tabii ki insanlığın, tabii ki toplumların bilince ihtiyacı vardır. Ancak toplumlara işte bu noktada bilimsellik yerine duygusallık indeksli tarihçilik benimsetilirse, romantik bir şekilde bunlar aktarılmaya çalışılırsa, o zaman tabii ki büyük problemler ortaya çıkar. Ve işte tarihin hani faydası dediğimizde İngiliz tarihçi Marvin'in bir tespiti var. Diyor ki tarihin faydası nedir diyenlere şöyle bir cevap veriyor. Hiç kimsenin tarih bilmediği bir toplumda günlük hayatın nasıl olacağını tasavvur edin. Yani kimse tarih bilmiyor. Hafıza yok yani. Dolayısıyla hafızası olmayan bir toplum zaten toplum olamaz. Dolayısıyla toplum mutlaka tarihe ihtiyaç duyar, hafızaya ihtiyaç duyar, yoksa başıbozuk bir topluma dönüşür. Bu yönleriyle baktığımızda insan tabii ki kendi çevresini de bilmek ister, kendi geçmişini de bilmek ister. Efendim geçmiş yılları, yüzyılları da bilmeye ihtiyacı hisseder. Ve işte bu entelektüel bir faaliyettir. Sürekli muhakeme edilmesi gereken bir faaliyettir. Ve tarihin tek bir hedefi vardır. Bu hedefte net bir şekilde gerçeği aramaktır. Fakat tabii tarih bu yönüyle aynı zamanda bir güç alanıdır. Devletler, iktidarlar, rejimler kendilerini kabul ettirmek için veya topluma bir şeyler kazandırabilmek için tarihi kurgularlar. Mesela bizim hani en ne diyelim cazip örneğimiz öncelikle Atatürk'tür. Mesela Türk ne yapmış? Türk tarih tezini geliştirmiş. Hatta ortaöğretimde okutulmak üzere tarih 1-2 neyse kitaplarını yazdırmış. Ama sadece Atatürk değil bakın. Yani birçok lider bu şekilde tarihe müdahale etmiş veya tarihten ilham almış, toplumu bu şekilde yönlendirmeye çalışmıştır. Joseph Stalin gibi, Adolf Hitler gibi mesela, Franco gibi bakın. Yani bu diktatörler de aynı şekilde toplumlarını harekete geçirirken tarihten faydalanmışlardır. Ve günümüzde de mesela yakın dönemde gördüğümüz en net müdahale ders kitaplarındadır. Çünkü ders kitapları vasıtasıyla ne oluyor? Yeni bir toplum inşa ediliyor, yeni bir tarih kurgusu inşa ediliyor ve o tarih kurgusuyla da yeni bir toplum oluşumu aşamasına geçiliyor. Burada bir hatıramı nakledeceğim. Hani bizim şu anda belki aklımda şu geliyor, yani niye bu kadar kitaplara müdahale ediliyor ki tarih kitapları şeklinde düşünebilirsiniz. 1990 ya da 91 yılıydı. İşte İstanbul Üniversitesi Türk İlkeler Evin Club Tarih Enstitüsü'nde master yapıyorum. Oraya bizim Salih Hoca geldi. İşte Salih Özbrand diye bahsetmiştim kendisinden yayınlarından. Yani metot çalışan bir hocamız ve işte ders kitapları üzerine bir konferans verdi. Ve tabii bu orada çeşitli kişileri yerin dibine batırdı haliyle. Bunlardan birisi de Emin Oktay'dı. Emin Oktay'ın tarih kitapları yeni nesil bilmez ama biz mesela ortaokulda Emin Oktay'ın tarih kitabını okumuştuk. Yani o şey lisede. Yani o yıllarda liselerde, 80'lerde, efendim 70'lerde, liselerde tarih kitabı olarak Emin Oktay'ın kitabı okutulurdu. Neyse onu işte bir takım şeylerle itham etti. Çok ağır bir şekilde konuştu falan. Şey bitti. Sunum bitti. Ondan sonra sorular faslına geçildi. Birisi ayağa kalktı. Dedi ki hocam bir şey söylemek istiyorum. Buyurun dedi. Ben dedi Bayülken Oktay dedi. İsmini bile çok iyi hatırlıyorum. Emin Oktay'ın oğluymuş. Hocam dedi siz dedi tabii babamla ilgili ithamlarda bulundunuz. Onun ders kitaplarını düzgün yazmadığını ifade ettiniz falan. Ama dedi şunu biliyor musunuz dedi. Ben dedi onu söylemek isterim. O dedi kitabını ben de çok emin değilim şu an bir şey diyemeyeceğim ama Bayülken Oktay'ın oğlunun ifadesini aktarıyorum. Babam dedi bu kitapları İnönü devrinde kaleme almıştı ve dedi her dedi formayı yazdığında gidip dedi İnönü onaylatıyordu dedi. Şimdi dolayısıyla bakın rejimler değişiyor ama anlayışlar değişmiyor. Haliyle hani iktidarlar değişse de her iktidar tarihi bu şekilde yönlendirmeye çalışıyor. O zaman demek ki dikkat edilmesi gereken şey şu, tarih ideolojileri kurban edilmemelidir. Dar kalıplara sokulmamalıdır. Yani bir kişiyi bir alanı yüceltme gibi bir şeye yönelilmemelidir. Mesela Türkiye'de en bariz şey Atatürk'ü yüceltme. Mesela hani bizim gençliğimizde öyleydi.
Bizim erken gençliğimizde ise şuna dönüştü. Abdülhamid'i yüceltme. Yani işte efendim artık Kürt olmuş insanlar, eskiden Atatürk Kürt'tü sadece, şimdi Türkiye'de bir de Abdülhamid Kürt'ü oluştu. Onunla ilgili hiçbir eleştiri yapılamaz. İşte hiçbir şey söylenemez. Yani halbuki işte bakın burada tarih ne oluyor? İdeolojileri kurban ediliyor. İdeoloji anlamında bunu şöyle düşünün. Birini yüceltme dışında bu Marksizm olabilir, bu kapitalizm olabilir, bu sosyalizm olabilir. Dolayısıyla ideolojileri kurban etme, birini yüceltmeye dönük çalışmalar tarihi okunmaz hale getiriyor ve tabii ki çok büyük problemlere zemin hazırlıyor. Tarihin ama biz şunu biliyoruz, mesela genelleme yapma en hani bariz şekilde görülen şeylerden bir tanesi oldu. İşte Abdülhamit rejimi şöyleydi, Atatürk dönem böyleydi yani. Genelleme yapabilmek için tarihçinin elinde yeterince veri olması gerekir. Tarihin bir laboratuvarı yok, fen bilimleri gibi. O zaman ne yapacak tarihçi? Arşivleri kullanacak. Tarihçi belgelere başvuracak. Ve tarihçi sürekli neden, nasıl sorusuna cevap arayarak anlatım yapacak. Yani bir hikaye tarzı kesinlikle doğru değil ve tabii ki tarihçi zaman zaman ihtiyaç durumuna göre multidisipliner bir şekilde davranacak. Yani sosyolojiden de, coğrafyadan da, iktisattan da, ilahiyattan da yararlanacak. Ve burada şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Özellikle bizim toplumumuzda, ki bu her yerde tabii ki vardır. Tarihçiler belli alanlarda çalışma yapmıyorlar. Yani akademik endişeler veya bazı konuların dokunulmaz olması gibi sebeplerle bu sefer bunu amatör kişiler dolduruyor. Branşı tarihi olmayan kişiler dolduruyor. Mesela işte bizim bir muhafazakar kesimde Mustafa Müftüoğlu, Cemal Kutay gibi, Kadir Mısıroğlu gibi veya sol kesimde Emre Kongar gibi, Sencer Davutçuoğlu gibi, İsmail Cem gibi, Doğan Avcıoğlu gibi kişiler bu boşlukları dolduruyor. Bunların bir yere kadar katkısı da var çünkü sorgulama ihtiyacı hissettiriyor ve arkasından diğer araştırmacılar da bu alanda çalışmalar yapıyor. Ama mesela bir Cemal Kutay'la alakalı daha önce bir yazı da yazmıştım. Tahrif ediyor. Yani elindeki olmayan bir şeyi metne ilave ediyor. Veya işte çıkarıyor. Yani bazı ne yazık ki araştırmacılarda amatör tarihçiler, ki tabii ki akademik tarihçiler de zaman zaman yapabilir. Bunlar başlı başına büyük faciadır. Dolayısıyla ideolojik amaçlarla tarih kaleme almak, tamamen birini yüceltme veya birini yerin dibine batırma gibi bir nedenle tarihe yaklaşmak tabii ki çok büyük problemlere sebep oluyor. Ömer Tübarkan'ın güzel bir ifadesi var. Diyor ki, ideolojik modellerle oynamak ve olayları doktrin uğruna dar kalıplar içine sokmak tarihçi için kaçınılması gereken bir tarzdır. Çünkü tarihin genel sebepleri vardır, özel sebepleri vardır ve sürekli her olayda, her olay incelemesinde bunların net bir şekilde ortaya konulması gerekir. Mesela bizim en büyük sorunlarımızdan birisi Türkiye'de genelde Misak-ı Milli Tarihçisi dediğimiz, mesela olayları Türkiye ile açıklamaya çalışmaktır. Yani dünyayı tam görmeden, dünyadaki gelişmeler dikkate almadan yapılan açıklamalar da başlı başına bir faciadır. Birkaç şey daha anlatacağım. Ondan sonra sorular bölümüne geçeceğiz. Birkaç soru alacağım. Şimdi tarihi nasıl yazabiliriz? Ne şekilde şimdiye kadar yazılmış? Tarihin ilk ortaya çıktığında bilinen yazım şekli hikayeci tarih. Yani yorumlanmadan olaylar doğrudan rivayetler şeklinde aktarılıyor ve bunun da biliyorsunuz ilk örneği Herodot. Yani tarihin babası olarak ifade edilen Herodot'tur. Ve burada büyük adamlara şan ve şöhret kazanma gibi bir hedef söz konusudur. Ve bu yaklaşım daha sonra devam etmiştir. İslam tarihçilerinden mesela Taberi'de, İbnü'l-Esir'de de aynı yaklaşımlar söz konusudur. İkinci tarih şekli ise pragmatik tarihçiliktir. Yani faydacı diyebileceğimiz tarihtir. Eskiden buna şenni tarih deniyormuş. Yani sadece önemli olayları, dikkat çekici olayları inceleyen tarih şeklidir. Bunda da olaylardan bir ibret çıkarma hedefi vardır. Yani tarihi anlatıyor, arkasından da işte bir ibret dersi vermeye çalışıyor. Biz buna da pragmatik, yani öğretici tarih diyoruz, ki bunun da ilk örneği Tukidides'tir. Tukidides işte o meşhur Peloponneslerle Atinalıların Savaşı adlı eserinde bu metodu uyguluyor. Hani iyi tarafı şu, kendine göre bir tasnif yapıyor. Ama bir hedefi var, orada belli kahramanları yüceltmek. Belli olumlu şeyleri öne çıkarmak. Bakın, pragmatik tarihin en büyük problemi şudur: olumsuzlukları görmez ve onları mümkün mertebe yazmamaya çalışır. Veya zaferi 20 sayfa anlatırken bir mağlubiyete sadece birkaç satır yer verir. Mesela Mohaç Meydan Muharebesi'ni hepimiz biliriz. İstanbul'un fethini hepimiz biliriz ama Osmanlı'nın
İşte Kutsal İttifak'la savaşlar sırasında 17. yüzyılın sonunda kaybettiği büyük bir onur kırıcı mağlubiyet olan efendim Zanta Muharebesi'ni, Zanta yenilgisini kimse bilmez. Çünkü kitaplarda ancak bir kelimeyle geçer. Ve Machiavelli mesela bu tür eser kaleme almıştır. Meşhur Prens adlı eseri buna bir örnek olarak gözüküyor. Bununla alakalı böyle notları karıştırırken şöyle güzel bir söz karşıma çıktı. Tarihçi diyor yazar, aynı zamanda elde kazma kürek kahramanı ortaya çıkartmayı vazife bildiği kadar ortaya çıkardığı kahramanları gerektiğinde gömmeyi de bilendir. Şimdi uğraşıyorsunuz, işte bir şeyler buluyorsunuz ama olumsuz çıktı. Şimdi işte genelde tarihçi, mesela bizim gibi ben de biyografi çalıştım doktorada. Mesela biyografide böyle bir şey oluyor. Özdeşleşiyorsunuz kişiyle, olumsuz hiçbir şeyini görmek istemiyorsunuz. Veya kafanızda bir kahraman tipi var, o kahramanın olumsuz yönlerini görmek istemiyorsunuz. Halbuki tarihçi ne yapacak? Aynı zamanda bu kişiyi buradaki ifadeyle gerektiğinde bu karakterleri gömecek. Böyle bir şey mümkün mü? Yani çok mümkün demek elbette zor. Ve özellikle o kişiler kült olduysa, yani artık dokunulmazlığa kavuştuysa gerçekten bir şey demek mümkün değil. O zaman modern tarih yaklaşımı ne? Bütün bunlardan hareketle. İşte modern tarih yaklaşımında biz araştırıcı tarih veya bir başka ifadeyle, Zeki Togan bu ifadeyi kullanmıştır. Neden nasılcı tarih diyoruz? Neden nasılcı tarih? Yani tarihi olayı inceliyor ve sürekli soru soruyor. Neden nasıl? Mesela İbni Haldun biliyorsunuz işte sosyal gerekçelerle açıklamaya çalışıyor. Üretim tarzları, töre, kurumlar, toplumların alt ve üst yapıları bu şekilde incelemeye çalışıyor. Gerçekten güzel bir örnek. Tabii eksikleri var ayrıca, o ayrı bir konu. Mesela bu konuda ilk modern tarih yazarı olarak Voltaire'e vurgu yapılıyor. Meşhur Fransız bilginine. Çünkü 14. Louis dönemini anlattığı kitabında şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki ben ne kralın hayatını ne de saltanat yıllarını yazmak niyetindeyim. İsteğim insan zihninin tarihini yazmaktır. Yani kralı yüceltmek, efendim onun iktidarına vurgu yapmak değil de benim derdim insanlıktır. Bugün gelinen nokta işte budur. Bugünkü anlayışta tarihçi bütün kaynakları derler, olayları zapt eder, kronolojik bir sıraya sokar veya tematik olarak bir sıralama yapar. Bir analiz gerçekleştirir, sebep ve sonuçlarını irdeler ve bunu yaparken mutlaka neden ve nasıl sorusunu sorar. Cevabını bulduktan sonra yazım aşamasına geçer. Doğrudur, neden nasılcı tarih, yani araştırmacı tarih biraz sıkıcıdır. Çünkü o hikayevi tarih anlatımında olduğu gibi duygusal kısım yoktur. Kılıcından kan damlayan bir tarih anlatım tarzı söz konusu değildir ama nedir? Bilimsel tarih doğruları ortaya koymayı amaçlamıştır. Gerçekleri ortaya koymayı amaçlamıştır. Ve tarihi kurallarına göre yapmaya çalışır. Dolayısıyla bu şekilde bir prensiple hareket eder. Ve orada tarihçinin vurgu yaptığı şey her zaman mantıklı bir analiz yapmaktır. Objektif bir şekilde tarihi olayları ortaya koymaktır. Elde bir malzeme yoksa bakın tarihçi o konuda bir şey diyemez, susmayı tercih eder. Kaynakları güvenilir değilse şu iddialar var der ve geçer. Kendisi yorum yapabilir ama o yorumu yaparken de tabii ki eldeki malzemeden hareketle yapabilir. Analizlerde bulunabilir ama eldeki malzeme gene onu yönlendirici temel şey olmalıdır. Uğraşırsınız, yani bilimsel çalışmanızı bir noktaya getirirsiniz ama eldeki veri yetersizse, sizi bir sonuca götürmüyorsa gerekirse bütün bunları çöpe atar ve herhangi bir şey yazmazsınız. Yani bu da yine tarih için yapması gereken şeylerden birisidir. Evet, burada Evet. soruları alalım. Devam edeceğiz. 30 küsur dakika oldu. Çok da güzeldi. Dinledik. Teşekkür ederiz. Orhan Bey'in bir sorusu vardı. Onu cevapladınız. Bir olayın tarih kitaplarında yer alması için kaç yıl demiş. Onu cevapladınız. Bugün Mehmet Bey, maşallah Mehmet Korkmaz Bey full. En az 7-8 tane sorusu var. Ben bir iki tanesini sorayım. Sonra konumuzu bitirelim. Sonra soru cevap kısmında yapalım. Evet. Birinci sorusunu sorayım. Tarih yazımında ideolojik etkiler olayların objektif bir şekilde aktarılmasını nasıl engelliyor? Ve bu durum Türkiye'nin kolektif tarih bilincini nasıl şekillendiriyor demiş.
Şimdi şöyle Türkiye açısından mesela bakacak olursak Türkiye'de kabul edelim ki bir Kemalist tarih yazımı var. Mesela o yaklaşıma bakarsak Türkiye'de işte Osmanlı'dan hiçbir şey kalmamıştır. Efendim her şey nedir? Cumhuriyet döneminde yapılmıştır. Hatta bir dergide hakemlik yaparken bir makale gelmişti karşıma. Makale Cumhuriyet döneminde falan vilayette sağlık şeklinde bir makaleydi. Şeye baktım. Yani çalışmanın bütün atıf yaptığı oradaki sağlık faaliyetleri aslında daha önceye dayanıyor. Mesela hastanenin adı bile Hamidiye Hastanesi. Hamidiye Hastanesi daha sonra Devlet Hastanesi olmuş. Mesela bunu vurgulamıyor. Ve olmaz dedim yani bu vurgu olmadan böyle bir makale yayınlanamaz. Çünkü o binalar, o faaliyetler geçmişte Osmanlı'dan devralmış. Ama hani Atatürk'ü yüceltmek için o devirde çok büyük şeyler yapıldı demek için mesela bu görmezden gelinmiyor. Tabii Salih Hocam bilir bu tür teknik meseleleri. Sonra o makale yayınlandı. Yani benim reddime rağmen bu aynı şekilde yayınlandı. Bu da ayrı bir hikaye yani. İkinci şey mesela Kemalist tarih yazışında mesela minniyetçi tarih yaklaşımında buna benzer şeyler var. Bir tane örnek vereceğim mesela daha sonra son bölümde. Mesela İstanbul'a işte efendim Fransa Despere diye bir Fransız general giriyor işgalden sonra beyaz bir atın sırtında giriyor. Şimdi burada direkt mesajlar var. İşte ideoloji bu. Yani tarihi ideolojiye kurban ediyorsunuz. Veya işte İslamcılık yönüyle açıklama bir ideolojik yaklaşımdır. Tamamen Marksist bir tezle açıklama böyle bir yaklaşımdır. Mesela çok değerli tarihçiler var ama mesela adam kendini şuna adamış. Atatürk'ü yıpratmaya. Başka bir şey yok. Ne bulursa orada kullanıyor. Veya işte ne bileyim Abdülhamid'i yüceltmeye sürekli değil mi? Atatürk ve Abdülhamid'den örnek vereceğim. Ne bulursa ona kullanıyor ama buradaki en büyük hata şu. İdeolojiye kurban ederken elinde bir tek malzeme var. Mesela diyor ki falan tarihte şöyle bir şey oldu. Mukayese etmemiş. Başka bir yerde bu nasıl geçiyor? Buna başvurmamış. Ondan hareketle olağanüstü bir şeymiş gibi aktarıyor. Ve mesela bazı şeylerde de test etme imkanı da yok. Ne kendisini test etme imkanı var çünkü bir kaynak belirtmiyor. Kendisi konuşuyor konuşuyor mesela. Kendine göre yüceltmeler yapıyor Atatürk'le ilgili. Ama biz onu test edemiyoruz. Çünkü sen bir video programında, bir FM televizyonda bunları konuşmuşsun. Dolayısıyla bu tür şeyler çok tehlikeli. Bunun en büyük tehlikesi kime diyecek olursanız yetişen gençlere. Mesela İslamcı kesim için diyelim yüceltmeler daha sonra gerçeği öğrendiğinde büyük felakete dönüşüyor. Kemalist kesim için neye dönüşüyor? Bir hayal dünyasında yaşıyor. Sanki şöyle düşünüyor. Türk olsaydı işte bunlar bugün gelse işte bütün meseleleri çözecek. Halbuki asıl mesele bu neden nasılcı tarihin efendim ana ekolün ortaya çıkardığı temel yaklaşım şudur. Asıl itibariyle bunlar toplumların birikimlerinin bir sonucudur. Atatürk de milli mücadelede yalnız değildi. İşte efendim Samsun'a giderken de vapurda işte 30 kişi kadar insan vardı. Komutanlar yine aynı şekilde Anadolu'da söz konusuydu. Bunları görmeden bir lideri sürekli öne çıkarma gayreti veya ideolojiyi öne çıkarma gayreti büyük bir çarpıtmaya, büyük bir felakete zemin hazırlıyor. Evet, teşekkür ederiz. Harun Bey'in bir katkısı var. Onu okuyayım sonra Tabii. konumuza devam edelim. Soruları Mehmet Bey'in sorularını sonra sorarız. Bir toplumda bir değişim varsa neden diye sorar. Toplumda bir şeyler devam ediyorsa yine aynı şeyi sorarız demiş. Ben tarihi en basitinden böyle anladım demiş. Bir katma değerde bulunuyor. Böyle zaten tarih hani bilimsel tarih dediğimizde sürekli soru sorma ameliyesi. Yani olduğu gibi bir şey aktarma. Efendim hikaye tarzında aktarma değil de bu değişim niye oldu? Bu efendim hadise niye meydana geldi? Bunun nedeni neydi? Bunun sonucu neydi? Sürekli bir sorgulama yapma. Yani güzel, çok teşekkürler. Evet, devam edelim çünkü daha anlatılacak bayağı bir şeyimiz var ve yarım saatimiz var. Evet. Şimdi tarihçi işte bütün bunları yaparken bir taraftan da ne yapıyor? Yardımcı bilimlerden yararlanıyor. Yani coğrafya çünkü tarih sonuçta bir coğrafya üzerinde meydana geliyor. Mesela hani biz hep bu örneği veririz. İngiltere değil mi? Kıta Avrupa'sından uzakta ve bunu hep bir avantaja dönüştürmüştür. Sanayi İnkılabı ilk önce İngiltere'de olmuştur. Efendim kıta Avrupa'sındaki savaşlardan birinci, ikinci Dünya Savaşı'nda hep aradan sıyrılmayı başarmıştır. Çünkü coğrafya ona bu şekilde bir nimet sunuyor. Yani tarihçi bunları yerinde kullanmak durumundadır. Mesela jeopolitik hani coğrafyanın bir parçası olarak yani coğrafi konumdan kaynaklanan siyasi gelişmeler, bunlar tarihçinin her zaman yararlanması gereken
bilimlerdir. Mesela kronoloji aynı şekilde, takvimler. Çünkü biz toplum olarak geçmişte işte Müslümanlaşma ile beraber Hicri takvimi kullanmaya başladık. Daha önce 12 hayvan takvimi vardı. Tanzimat'tan sonra da ne yaptık? Rumi takvimi kullandık. Sonrasında da işte Milat takvimi kullanıyoruz. Bunları tarihçi bilmek zorundadır. Biliyorsunuz şu anda internette tarih çevirme kılavuzları var. Ve orada işte orada işte tarihleri giriyorsunuz. Rumi miladiye veya Hicri miladiye çevirebiliyorsunuz. Tabii bunlar biraz teknik meseleler ama her halükarda ihtiyaç duyuyor. Yani biz ecdadımızın mezar taşını bile okuyamıyoruz diye feryat ediyoruz ya, aslında okuyamazdık gene de, o dönemde de herhalde bir ilkokul bitiremeseydik. Ve şunu görüyorum ben, mesela bugün bir şeyle karşılaştım. İki tarih yazıyor orada. Hemen diyor ya, bu kişi 2 yaşında ölmüş. Halbuki birisi Hicri, birisi Miladi, Rumi takvim. Çünkü biz Tanzimat döneminden itibaren birçok alanda Rumi takvimi kullandık. Ama Hicri takvimde resmi yazışmalarda veya işte mesela gazetelerin künyelerinde hem Rumi hem de Hicri takvim yer almaktaydı. 1917 yılından itibaren de tarihçi dinleyiciler varsa veya bu alanda meraklı arkadaşlar varsa, 1917 yılından itibaren de Rumi takvimdeki aylarla efendim Milat takvimdeki aylar birleştirildi. Yani daha önceki fark da ortadan kalkmış oldu. O da biraz teknik bir meseledir. Evet, felsefeden yararlanacak tarihçi, sosyoloji, iktisat, antropoloji, arkeoloji. Mesela İnalcık'ın bir tezi vardı. Osmanlı'nın kurulduğu bölgede arkeolojik kazılar yapma. Çünkü bununla gerçeği ortaya çıkarabiliyorsunuz. O coğrafyada Osmanlı nasıl bir enerjiyle nasıl bir sinerji oluşturdu, bunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz. Etnoloji mesela, lingüistik yani filoloji her halükarda ihtiyaç duyuyoruz. Mesela bu yabancı dil olduğu kadar mesela Osmanlı Türkçesinin gelişimi, yani bir kuruluş dönemindeki Osmanlıca metni, hatta neşri tarihi 16. yüzyıl diye hatırlıyorum. Mesela herkes anlayabilir ama 17. yüzyılda ağdalı bir dil kullanıldığı için gerçekten anlamak zordur. Tabii ki teknik şeylere ihtiyaç var. Bazen Arapça ve Farsça grameri de bilmek gerekiyor. Dolayısıyla filoloji önemli bir yer tutuyor. Sanat tarihi, epigrafi yani kitabeler, paleografya mesela Osmanlı'da biliyorsunuz farklı yani Arap harflerini farklı şekillerde yazıyorlardı. Dolayısıyla yaptığınız çalışmanın türüne göre o paleografya tekniğini bilmeniz gerekiyor. Mesela ben askeri tarih çalıştım. İlk başta gerçekten çok zorlandım. Çünkü yazış şekli farklı, işte kendine göre belli bir sistematiği var. Ama zaman içinde bir aşinalık oluyor ve çok kolay bir şekilde devam edebiliyorsunuz. İşte rika mı, sülüs mü, efendim siyakat mı, onları öğrenmek gerekiyor. Diplomatik, numizmatik, metroloji yani ölçü bilimi, onomastik, yer adları bilimi, bunlar tarihçinin ihtiyaç duyduğu bilim dalları. Ve şimdi geldik tarihin kaynaklarına. Yani biz şimdi neye kaynak diyoruz? Hangisine kaynak demiyoruz? Burada yansıtayım ki bazı şeyler daha iyi bir şekilde görünecek. Evet, biz neye kaynak diyoruz, nerele demiyoruz? Şimdi öncelikle dedik ki tarihçi kaynaklardan hareket edecek. Yani elinde kaynak olacak ki tarihçi konuşsun. Dolayısıyla tarihçi burada neye ihtiyaç duyuyor? Bu kaynakları kesinlikle değerlendirmek, onlarla hareket etmek zorunda. İşte bir şeyin kaynak olabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. Bunun başında biz hani en değerli kaynaklar nelerdir dediğimizde bunların başında birinci elden kaynak geliyor. Birinci elden kaynak tarihi olayın meydana geldiği zamana ait materyaller. O dönemde yazılmış eserler, o dönemde yazılmış belgeler. Bakın. Yani bununla alakalı her şey olabilir. Dönemine ait, o döneme ait, o olayın meydana geldiği döneme aitse biz bunlara birinci elden kaynaklar diyoruz. Devletin resmi organları dahil. Bakın. Mesela Osmanlı döneminde vurgu yapacak olursak yazışmalar, mühimme defterleri, divan kayıtları yani. Mesela askeri tarih için vazgeçilmez kaynaklar harp cerideleri. Her gün neler yaşandığını tek tek yazıyorlar mesela. Çok değerli kaynaklar. Şeriye sicilleri yani Osmanlı toplum hayatını anlama adına müthiş malzemeler. Mesela nüfus bilgileri, ekonomik durum gibi veriler için tahrirler aynı şekilde çok ciddi şekilde önem taşıyor.
Dolayısıyla bunlar birinci elden kaynaklar. Ama birinci elden kaynak yoksa tarihçi ne yapacak? O zaman ikinci elden kaynaklara başvuracak. Burada şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. İkinci elden kaynaklar da bazen birinci elden malzeme ihtiva edebiliyor. Mesela burada bir örnek var. Nübahat Tutukoğlu Hoca'dan aktarıyorum. Naima tarihinin içerisinde mesela başka bir yerden aktarmalar var, Hasan Beyzade tarihi diye. Yani Naima tarihi bir ikinci elden kaynak ama ne yapmış? İçerisindeki bazı malzemeleri birinci elden kaynaktan aktarmış. Dolayısıyla çok büyük bir ehemmiyet kazanıyor. Bakın bir örnek size tarihin kaynakları işte. Kaynak nedir? Şurada bir belge var. Bana göre sol tarafta. İşte yan yana açılması istenen mektepler diye yan yana Maarif Müdürü bir dilekçe kaleme almış. İstanbul'a yazmış ve işte böyle bir tablo çıkarmış. Bu bir kaynaktır. Birinci elden kaynaktır. Muazzam bir şey bu. Sağda da ne var? Benim kitabım var. Doktora tezim. Ben daha sonra kitap yapmıştım. Satın alın diye söylemiyorum. Piyasada yok zaten. Yani reklam yapma amacım yok. Sadece bir örnek olsun diye koydum. Bu bir araştırmadır. Yani bu kitap bir kaynak, hani genel olarak bir kaynak değildir. Ama içerisinde birinci elden kaynaklar vardır. Mesela ne var? Deyip Paşa'nın notları. Dedesi, pardon, babası Yanya Belediye Başkanı'ydı. O zamandan itibaren Mehmet Emin Efendi işte babası notlar tutmuş. Halidi evradı eskarı vardı. Aile sağ olsun bana teslim etti bunları. Birer nüshasını ama şunu da söyleyeyim. Ben gördüm orijinallerini. Orijinallerini gördüm. Daha sonra sağ olsunlar birer nüshasını bana teslim ettiler. Ve bakın burada ailenin işte çocukların doğum tarihi. Nerede vefat etti? O Halidi evradı eskarının içindeki Veyip Paşa iddiatçıydı ama evlerinden böyle bir şey çıktı. Halidi evradı eskarının içerisinde bu malzemeler yer alıyor. Bu da şecere. Veyip Paşa'nın ailesinin şeceresi. O işte Osmanlıca bilgileri, işte az önce gösterdiğim bilgileri, şurada doğum tarihleri var. Daha sonra bir şecereye dönüştürmüşler. Sağ olsunlar mesela bana bunu da verdiler. Yani vazgeçilmez bir kaynak. Ailenin bütün şeceresi burada gözüküyor. Mesela bir atama Veyip Paşa ile ilgili Osmanlı arşivlerinden birinci elden bir kaynaktır. Tabii tarihçilik demek bir malzemeyi bir konuyu aldınız, onu sonuna kadar götürmeniz gerekir. Yani ulaşamadıysanız neden ulaşamadığınızı ifade etmeniz gerekir. Ve bakın burada Veyip Paşa'nın mezarını buldum ben. Yani literatüre, Türkiye tarihçiliğine benim armağanım oldu, öyle diyelim. Akademisyenler çok sever böyle övünmeyi. Karacaahmet mezarlığında sağ olsun büyük bir gerçekten tevafuk oldu. Orada adam hatta şunu dedi bir. Ben dedi bugün burada olmasaydım hayatta bulamazdınız bunu dedi. Sağ olsun rehberlik yaptı. Beni buraya kadar götürdü ve mezarını bulduk. Literatüre kazandırmış olduk. Mesela vatandaşlıktan işte çıkarılma, alınma kararları. Dedik ya tarihçi ne yapacak? Sonuna kadar gidecek. Ben biyografi çalışıyorum. Mezarını buldum, nüfus bilgilerini buldum, şeceresini buldum. Gazetedeki vefat ilanı. Çünkü hatta şeyi de buldum. Emekli sandığı arşivinden vefatına dair sağlık raporunu da ne deniyor ona? Raporu da buldum. Ama bakın gazete haberini de buldum. Gazetedeki ilanı da buldum. Şurada general işte emekli general Veyip Kaçı diye. Bakın burada haber yer almış. Bunu da tespit ettim. Bunlar birinci elden kaynaklardır. Şimdi dolayısıyla tarihçi ne yapacak? İşte bunlardan hareketle çalışmasını yapacak. Bunlardan hareketle gerçekleri ortaya koymaya çalışacak. Ama biz de buradaki dinleyiciler olarak yani hangisi birinci elden kaynaktır, hangisi ikinci elden kaynaktır, hangisi araştırma eserdir bunları bilmek zorundayız. Çok karşılaştığımız bir şey. Mesela biz ilk birinci sınıfta bu dersi aldıktan bir iki hafta sonra birbirimize şöyle sormaya başlamış. Bir şey söyleyince hemen bunun kaynağı ne? Yani o kadar önem kazandı ki yani artık tarihçi oluyoruz yani. Sürekli bu sorulurdu. Hatta üç ya da dördüncü sınıftaydı. Muzip bir arkadaş hocaya şöyle bir şey yaptı. Hoca bir şey anlatıyor. Hocam dedi ben dedi bu konuda farklı bir şey okudum dedi. Şimdi hatırlamıyorum olayı anlattı böyle ama hocanın bütün anlattığının tersine hoca bir anda ağzı açık dinledi böyle hayretler içerisinde. Sordu arkadaşa. Dedi ki ya dedi bunu nerede okudun dedi. Kaynağı ne dedi. Tabii işte dedim ya muzip bir arkadaş. Hocam dedi takvim yaprağında okudum dedi. Yani sırf hani espri olsun diye.
Tabii hoca yani güldü, hani onun espri yaptığını anladı, ama gerçekten böyle tamamen belgeye dönme, kaynağa dönme, kaynağa sorma. Ha, bunda da şöyle bir ölçü var. Bunda da kesinlikle bir belge fetişizmine de gitmemek gerekiyor. Geri gelirse ondan da bahsederim. Evet, sözlü kaynaklarımız var aynı şekilde. Hikayeler, destanlar, menkıbeler, efsaneler gibi. Çünkü mesela menkıbeler, bakın hikayeler, efsaneler, destanlar sözlü kaynaklar ama içerisinde tarihe ait materyallere ihtiva ediyor. Tarihçi bunlara da bakmak zorundadır. Yazılı kaynaklara gelindiğinde tabii ki arşivler, arşiv belgeleri, bunlar bizim için temel kaynaklardır. Vazgeçilemez yazışmalar mesela, yazılı kaynaklar. Ama bugün için artık görsel malzemeler, görüntülü malzemeler, hani eski dönemde minyatürler, gravürlerse bu video kayıtları, efendim film kayıtları, belgesel kayıtları, bunlar bizim için gerçekten çok değerli kaynaklardır. Kütüphane materyallerine geldiğimizde şecereler, takvimler, yıllıklar, bakın vekainameler, yani kronikler dediğimiz olgular ki bizim Osmanlı tarihçiliğinde de kronikler yani vekainameler çok önemli yer tutar, ama bunlar ikinci elden kaynaklardır. Dolayısıyla ona göre değerlendirilmesi gerekir. İşte Ahmet Cevdet Paşa biliyorsunuz bu konuda önemli bir isimdir. Geçmişe ait de değerlendirmelerde bulunmuş. Sadece kendi döneminde değil, 1774-1826 olaylarında kaleme almıştır ve hem de kaynak arşiv kayıtlarını kullanarak sebep sonuç ilişkisi üzerinde durarak yazmıştır. Son bakanı üstümüz ise Osmanlı döneminin son bakanı üstü ise Abdurrahman Şeref Bey'dir. Abdurrahman Şeref Laç'tır. O da aynı şekilde Sultan Reşat dönemini kaleme almıştır. Yani bakanı üstlerin kaleme aldığı eserler, yani Osmanlı'da efendim her yıl meydana gelen olayları kaydeden kişilerdi bakanı üstler. Bunlar dediğim gibi çok önemli kaynaklardır, değerlendirilmesi gerekir. Ama bunlar devlet indekslidir. Devlet indeksli olduğu için, yani tamamen padişahın kontrolü, devletin kontrolü kaleme alındığı için dikkatle yaklaşılması gereken eserlerdir. Tabii ki biyografiler, hatıralar, tabii en kolay ulaşılabilen kaynaklar hatıralardır. Ama ikinci elden kaynaklardır ve bu tür kitaplar mutlaka mukayeseli ve tenkit süzgecinden geçirilerek kullanılması gereken eserlerdir. Çünkü bir kişi hatıra yazıyorsa amacı bellidir. Amaç net bir şekilde şudur: kendini savunmaktır, kendini yüceltmektir, öne çıkarmaktır. Hani mesela geçen programda Karabekir ile ilgili ifade kullanmıştım. Büyük bir komutanımızdır ama aşırı ben merkezcidir. Ve zannedersiniz ki Kazım Karabekir olmasa hiçbir başarı elde edilmezdi. Tek kahraman odur. Elbette ihtiyatla yaklaşmak gerekir. Hatıra eserlerde şunu ifade etmem lazım. Mesela Karabekir, Fevzi Çakmak günlük tutarak işe başlamışlardır. Bunu sonradan hatıraya dönüştürmüşlerdir. Onun için çalışmalarında, hatıralarında doğru dürüst, ne diyelim, tarih hatası yok gibidir. Çünkü önce günlük yazmışlar, günlükleri de yayınlandı. Sonradan bunu hatıraya dönüştürmüşler. Öyle anlaşılıyor. Bu muazzam bir yol ve yöntemdir. Seyahatnameler aynı şekilde, işte İbni Fazlan, İbni Batuta, Evliya Çelebi aynı şekilde, bunlar Marco Polo Batı dünyası için. Ve sonraki dönemde de tabii ki sefaretnameler büyük önem taşımaktadır. Yine süreli yayınlar, tarihçi elbette bunlara da başvurmak zorundadır. Efendim gazeteler, tabii ki bizim işte meşhur Vakai Mısriye ile başlayan Takvim ve Kayseri Havadis. Yine son dönemde, Osmanlı son döneminde yayınlanan vilayet salnameleri, Maarif askeri salname gibi kayıtlar, arkeolojik müzelik malzemeler ve tabii ki vazgeçilmezlerimizden birisi arşivlerdir. Osmanlı arşivleri, Cumhuriyet Arşivi, Genelkurmay Başkanlığı Atase Arşivi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivi, Kızılay Arşivi, Tapu Kadastro Arşivi, Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivi, Emekli Sandığı Arşivi gibi arşivlerde tarihçi mutlaka bunlara da başvurmak zorundadır. Şimdi şuraya geldik. Tamam, kaynağı bulduk. İşte bu noktada şunu yapmak durumundayız. Biz ne yapacağız? Tenkit yapacağız. Kaynakları tenkit etmemiz lazım. Kritik yapacağız daha doğrusu. Kritik kelimesi belki daha iyi karşılıyor, veya eleştiri. Dolayısıyla buradan hareketle biz bir kaynağın sahte ya da gerçek olup olmadığına karar vereceğiz. Acaba bu gerçekten sahte mi? Yok, gerçek mi, yoksa sahte mi? Bunu tespit etmemiz lazım.
Eser nedir? Eserin adı, yazarı, telif tarihi, bunların tespiti. Tabii eski yazma eserlerde biliyorsunuz istinsah ediliyordu. Dolayısıyla müstesnihin ve istinsah tarihlerinin tespit edilmesi gerekiyor. Kopyalama tarihlerinin ve bunların mukayese edilmesi gerekiyor. Ve bu şekildeki bir incelemeyle hatta kağıdın cinsi, hat karakteri, tesip başlıkları, efendim eser orijinal mi değil mi buna karar vermemiz gerekiyor. Bu şekilde daha sonra içerik olarak kontrol etmemiz lazım dış denklik aşamasında. Acaba bu orijinal bir eser mi, başka kaynaklardan yararlanılarak mı yazılmış? Mesela Naima tarihleri örnek vermiştim. Yani ikinci elden kaynak gibi gözükse de aslında bir taraftan olsa da içerisinde birinci elden kaynaklar da bulunuyor. Yine aynı şekilde bu noktada önemli şeylerden bir tanesi tarihçi acaba hani bu belge nereden çıkmış? Belge gerçekten işleme konulmuş mu konulmamış mı? Bunun da mutlaka ortaya konulması gerekir. Burada bunu nereden anlıyoruz? Mesela Ermeni tehcirinde ben böyle inceleme yaparken gördüm. Diyor ki falan yere işte şu Ermenilerin bakım görümü için para gönderilmesi demiş. Ama para yerine ulaştı mı ulaşmadı bilmiyoruz. Veya işte şunun incelenmesi, nasıl bir inceleme yapıldı bilmiyoruz. Dolayısıyla bunların da mutlaka ortaya konulması tabii ki takip sistemiyle mümkün olacaktır. Geliyoruz iç tenkide. Biz dış tenkidi yaptık. Tamam, orijinal. İç tenkitte müellif yani yazar kim? Bunu bilmemiz lazım. Yani acaba efendim tarafsız bir kalem tarafından mı bunlar kaleme alınmış? Mesela dini inanç yönüyle veya siyaset yönüyle fanatik birisi olabilir. Mutlaka o kaynağın bu şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bu hafta bir yazı kaleme aldım. Mesela aynı konuda iki farklı yazar var. Birisi şey olayı bir şekilde yorumluyor. Birisi farklı bir şekilde yorumluyor. Bir tanesinde baktım aşırı bir savunma şeyi var. Biraz dini yönünü öne çıkarıyor. Dedim bu muhtemelen bir ilahiyatçı. Gerçekten hemen daha sonraki aşamada elbette yazara bakıyorsunuz. Yazarın geçmişine baktım, İlahiyat Fakültesinden bir hoca. Yani net bir şekilde böyle incelemeler sırasında bunu görebiliyorsunuz. Bu tabii ki objektifliğe gölge düşüren şeylerdir. Çalışmanın değerini azaltan şeylerdir. İşte bu noktada yazarı da bilmemiz lazım. Yazarın o yetkinlikte olup olmadığını mutlaka denetlememiz gerekiyor. Daha sonra olayın tenkidi, eserin tenkidi, iç tenkidi olarak gerçekten acaba diğer kaynaklarla örtüşüyor mu? Diğer efendim olaylara paralel mi diyelim tarihler itibariyle, yerler itibariyle? Ne yazık ki özellikle hatıra eserlerde karşılaştığımız bir hadise şudur. İnsanlar görmediği, müşahede etmediği şeyleri bizzat görmüş gibi kaleme alabiliyorlar. Dolayısıyla bunun mutlaka mukayese edilmesi gerekir. İşte bu tür durumlarda biz ne yapacağız? Böyle bir şey varsa çalışmamızda bunu da bir tenkit olarak yani işte falan yerde şöyle deniliyor ama bunun güvenliğini gölgeye düşürmüştür şeklinde ifade etmekle yükümlüyüz. Evet, son 10 dakika verirseniz bitireceğim. Mümkün mü? Evet, zaten şu anda 12 dakikamız var bir Tamam, saatin dolmasına. tam ideal. Şimdi bu şeyden sonra hani Şöyle temel. yapalım ama Yüksel Hocam, şöyle Evet. yapalım özür dileyerek yine 10 dakikanızı kullanın. Fakat arada bir sizi de dinlendirmek adına arkadaşların bir sorusu var. İki arkadaş aynı Tabii konuya hemen. temas etmiş. O soruyla biz sizi Tamam. dinlendirelim. Sonra şeye devam ederiz. Şimdi Hatice Hanım demiş ki üniversitede hocamız demişti ki Cumhurbaşkanlığı arşivleri mi ya da Başbakanlık arşivi mi tam hatırlamıyorum. Türk vatandaşı tarihçilerin girmesi yasaktı. 100 yıl sonra açılacaktı Türk tarihçilere. Yabancı uyruklular girebiliyordu bu arşivlere. Neden diye sormuştuk hocamıza. Cumhuriyet dönemini objektif değerlendirme yapılması için yasak demişti. Bu yıllarda açılmış olması gerekiyor sanırım. Bu konuda ne dersiniz demiş. Öyle. Hemen özür dileyerek hemen Mehmet Korkmaz Bey de bağlantılı bir soru sormuş. Türkiye'de tarih arşiv kaynaklarının erişilebilirliği, kalitesi ve dijitalleştirilmesi gibi sorunlar tarih araştırmalarının güvenilirliğini ve derinliğini nasıl etkilemektedir demiş. İkisini beraber sormuş olayım. Çok teşekkür ederim. Çok iyi sorular. Şimdi Cumhurbaşkanlığı arşivi ben yararlandım. Cumhurbaşkanlığı arşivinden hem doktora çalışmasında sonra
Esat Paşa ile ilgili bir makale kaleme almışım. Onu da yararlandırdım. Fakat şöyle bir şey var. Arşive gidip inceleme imkanınız yok. Kataloğu göremiyorsunuz. Yani neyin olduğunu bilmeden mesela şöyle yapmıştım. Beyip Paşa ile ilgili belgelerin bana gönderilmesi diye bir dilekçe gönderdim. Kendilerine göre taramışlar, fotokopileri çektiler, gönderdiler. Tabi bu Esat Paşa için de aynı şeyi yaptım ve aynı şekilde gönderdiler. Bu tabii ki doğru değil. Niye doğru değil? Yani neyi göndermediğini bilmiyoruz. Mesela ben orada kataloğu görsem, taramamı yapacağım buna göre diyeceğim ki Esat Paşa ile 100 tane belge var, bunları gönderin. Onlar muhtemelen diyecek ki bunun 70'ini gönderiyoruz ama 30'u işte sakıncalı. Sakıncalı demiyorlardı. Genelde işte dijitalleştirmedik veya şu oldu falan bir başka bahane buluyorlar. Tabii gerçekten öyle bir sıkıntı var. Cumhurbaşkanlığı arşivinde mesela en son Murat Bardakçı şeyi yayınladı. Makbule diye bir kitap yayınladı ve Makbule Hanım'ın hatıratını yayınladı. Bu bir imtiyaz. Yani Cumhurbaşkanlığı arşivinde duruyordu şey. Hatırat ve oradan aldı hani ikili ilişkileriyle bu şekilde literatüre kazandırmış oldu. Ama diğer insanlar niye göremiyor? Bunun cevabı yok. Şimdi Osmanlı arşivlerinde, Cumhuriyet arşivinde ben ikisinde de çalıştım. Bir de artı Genelkurmay Başkanlığı Atasya arşivinde hani çalıştım derken bizzat hani şimdi dijitalden ulaşılabiliyor. O farklı bir şey. Sonra cevap vereceğim. Bizzat mekanlarda da bulundum. Türk İnkılap Tarihi Arşivi'nde Ankara'da aynı şekilde çalıştım. Emekli Sandığı Arşivi'ne gittim, geldim. Yani şöyle, mesela Atasya Arşivi'nde bir engelimiz var. Yani taramayı yapıyoruz. Diyoruz ki şu belgelere ihtiyacım var. Kendilerine göre bir sınırlamaları var. Bir sebep yok yani. Yeter diyorlar, bu kadar belge verdik size. Hatta bana şey diyorlar, çok belge kullandınız siz gibi bir şeyleri vardı. Vermiyorlar, bir gerekçeleri yok. Mesela Teşkilat-ı Mansur'la ilgili bir şey görmüştüm, vermediler. Osmanlı arşivlerinde tahsif edilmemiş veya tam hani dijitalleştirilmemiş bir takım belgeler var. Ciddi emek gerektiriyor ama şu anda şöyle bir şey yaptılar. Cumhurbaşkanlığı arşivi, şey pardon, Osmanlı arşivleri, Cumhuriyet arşivleri ve hariciye nezaret, şey pardon, Dışişleri Bakanlığı arşivi çok sınırlı, doğru bir şey koymadılar ama artı Atessa arşivi tek bir yerde dijitalde ulaşılabiliyor. Ben şu an tarama yapıyorum mesela. Ama tabii kısmi Atessa arşivinde kısmi hepsi açılmamış vaziyet. Daha doğrusu dijitalleştirilmemiş durumda. Şeyde de aynı problem var. Dışişleri Bakanlığı arşivi Türkiye'de herhalde hiçbir zaman açılmayacak gibi duruyor. Çünkü çok yaydılar ve bir türlü dijitali açmıyorlar. Yani bunlar Türkiye'de tarihçi için ömür törpüsü olan şeyler. Yani normalde birkaç ayda yapacağın bir şey bazen 1-2 yıl tutuyor. Mesela doktora tezim sırasında ben şöyle bilgisayarın önünde açıyordum ve tek tek yazıyordum şeyleri. Çünkü sınırlı belge veriyorlar. Yani bunlar gerçekten çok büyük engeller. Ama buna rağmen tarihçi ne yapacak? Bunları göze alacak ve gidecek o mekanlarda araştırmalar yapacak. Bunlar objektifliğe veya gerçeğin ortaya çıkmasına engel teşkil ediyor mu? Tabii ediyor. Yani çünkü özellikle şu belgeyi vermiyoruz, şu dosyayı açmıyoruz denildiğinde problemler var ama bu Türkiye'nin hani her alanda olduğu gibi realitelerinden birisi diyeyim. Doğru değil ama ne yazık ki böyle yani. Evet, devam edelim. Son 10 dakikanızı kullanın hocam. Teşekkür ederim. Evet, şimdi birkaç örnek üzerinden inceleme yapacağız. Ve onun devamında da etik kurallarımız var. Onlarla bitiriyorum inşallah. Çok bir 10 dakikayı bitireceğiz. Bunlar hani ben özellikle şu an aklıma gelen şeyler. Hani tarih hatalar veya herkesin ne diyelim bildiğinden şüphelenmek olarak bir tane örnek vermiştim. François Desperey'in Fransız generalin İstanbul'a girişi. Mesela bu bizim kitapları ben de yıllarca böyle anlattım. İşte François Desperey İstanbul'a gelir 1919 yılında ve beyaz bir atın sırtında şehre giriş yapar. Şimdi çok büyük manalar var burada. Beyaz at deyince herkesin aklına neyin geldiğini tahmin etmek zor değil. Bununla alakalı etemelden bir çalışma yapmış. Demiş ki ya bu nereden çıkmış acaba böyle? Gerçekten böyle bir şey var mı? Burada bakın yaptığı çalışmada da hangi kaynaklar kimden şey neye atıf yapmış? Mesela beyaz at demiş, Rumlar demiş. Neyse bütün bunları İsmail Han Danişment'ten başlayarak bakın bir tablolaştırmış, tabloya dönüştürmüş.
Ve ortaya çıkan şey şu. Bakın sağ, bana göre sağ tarafta ne var? Efendim atın beyaz olmadığını görüyoruz. Hepimiz görüyoruz. Yani bunu ve şöyle ama şuradaki tabloda öyle bir diyelim rezalet var ki Bernard Lewis var, Paul Dumont var. Ondan sonra yani anlı şanlı tarihçilerimiz yerli ve yabancı anlı şanlı tarihçilerimiz bunu almış, bir gerçek kabul etmiş ve bu şekilde yazmışlar. İlk yazan temelden kesin demiyor ama ulaşabildiği en eski kaynak İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi adlı eserinde rahmetli Danışment, tabii niyeci tarih yazılarının önde gelenlerden birisi kaleme almış ki şu da biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a beyaz atla girdiğine dair böyle bir bilgi de yok o dönemde. Sonradan 1902'de Abdülhamit döneminde Abdülhamit'in saray ressamı böyle bir tablo yapıyor. Varlığını, Türk varlığını armağan ediyor ve biz de onu bir gerçekmiş gibi kullanıp ve tabii Etemelde'nin çalışması öyle görülüyor ki bu beyaz at yetmiyor. Yani çok affedersiniz hani bilimsel bir şey yakışmıyor ama herkes köpürtüyor böyle şeyi. Yani o siyah hat, etraftaki Rumlar, alkışlar, bilmem neler kata kata farklı bir noktaya dönüşüyor. Hatta burada yanlış hatırlamıyorsam gene Cemal Kutay'da bir silme, ilave etme gibi bir örnekte söz konusu bu tür şeyler de yaşanıyor. Mesela bizim en çok karşılaştığımız, hani ben Çanakkale cephesinde Veyhi Paşa'da çalıştığı için, savaştığı için hem ondan hareketli hem daha sonrasında çalışmalar yaptım. Şunu söyleyeyim size, tabii bütün belki şimdiye kadarki bilgileriniz yıkılacak. Çanakkale cephesinde asker hiç aç kalmamıştır. Kalma ihtimali yoktur. Çanakkale, İstanbul'a, yani Türkiye'nin, o zamanki Türkiye'nin en zengin yerlerinin diyelim maddi imkan olarak, tarım olarak, tarımsal üretim olarak en cazip olduğu yerdir. En ehemmiyetli cephedir. Aç kalma ihtimali yani sıkıntılar olmuştur ama aç kalmamıştır. Şimdi illa mesela YÖK bile biliyorsunuz yağlı buğday çorbası çıkarıyordu 18 Mart gününde. Bizim askerimiz böyle, evet bizim askerimiz bunu yedi ama bu menü 43. Alay 1. taburu işte 1. bölüğe ait 1917 yılındaki bir yemek listesi. Şimdi bakın tarihçilik şurada başlıyor. Bir defa 1917 yılı. Çanakkale muharebeleri 1916 Ocak'ta bitti. 1916 Aralık'ta bir grup, 1916 şey 15 Aralık'ta bir grup, 1916 Ocak'ın diğer grup İtilaf Devletleri Gelibolu cephesini terk etti. Artık orada bir savaş yok. Şimdi bunu bile bilmezseniz bu tür tuzağa düşersiniz. İki, neyi sorgulayacağız şimdi burada? Ya bir dakika 43. alay. Acaba bu nerede savaşmış? Bakın burada benim kendi tespitlerim bunlar. Hani neler yemişler, neler içmişler o cephedeki menü. Tayin deniyor ona o dönemde. Tayin bu şekilde. Etsiz gün yok. Onu söyleyeyim size. Askere, bakın Beyikbaşı Ağustos ayında 16 gram diyor ama et veriyor yani. Ne diyelim gram da olsa bu şekilde mutlaka et verilmiş. Şimdi biz neyi sorgulayacağız burada? Ya bu 43. alay nerede savaşmış acaba? Ve şunu görüyoruz. Hiçbir zaman Çanakkale'ye gelmemiş 43. alay. Bu bilgi de Irak cephesine ait 6. ordu cephesine ait ki Çanakkale muharebelerinde 5. ordu ve 2. ordu savaşmıştı. Dolayısıyla peki o zaman bu nereden üretilmiş? Bu İlhan Selçuk'un kaleme aldığı Yüzbaşı Selahattin romanından üretilmiştir. Aslında İlhan Selçuk'un roman demiş ama bir hatıra eserdir. Yani İlhan Selçuk'un kaleme aldığı bir roman değil, onun düzenlediği, yayınladığı diyelim bir hatıra eserdir. Onun 1. cildinde yer almaktadır. Sizin için bizzat o sayfayı da buldum. Bakın sayfa burada karşımda çıkıyor. Bu alay hiçbir zaman Çanakkale muharebelerinde bulunmamıştır. Bir başka gerçek çocuk askerler. Yani artık bunları düzeltmekten gına geldi. Yani ben kimseye bir şey demiyorum. Her ortamda da anlatıyorum ama bu hurafeler, hurafe diyorum ben bunlara, vazgeçilmeze dönüşmüş vaziyette. Tabii böyle fotoğraf görünce vay işte bizim delikanlılar falan, bu da yalanlardan birisi. Artık çok ağır ifadeler kullanıyorum, kusura bakmayın. Gerçekten yalan, gerçekten hurafe. Ama yani öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki 1915'in 100. yılında işte ben de Veyhi Paşa, Çanakkale savaşları ile alakalı çalışmalar yaptığım için 100. yıl
programları çerçevesinde bizi cepheye götürdüler. Bizzat işte komutanları anlattık, araziyi gezdik. Neyse, orada kendini bu işe vakfetmiş birisi var. Şahin Alpdoğan isminde bir eski bir subay vardı. O şunu anlattı. Ya dedi, öyle istismara yol açmış ki dedi, buraya insanlar geliyor Çanakkale'ye. Efendim, affedersiniz, kedi köpek kemikleri buluyorlar. Bak şehit kemiği diye. İnsanlar abdest alıyor, onun için cenaze namazı kılıyor ve diyor yalan söylüyorlar. Ne yazık ki böyle bir istismara dönüşmüş Çanakkale muharebeleri. Ve bakın, bu fotoğraf kesinlikle Çanakkale Muharebe ile alakalı değildir. Bu fotoğraf 1923 yılının Nisan ayında İstanbul'a getirilen Şark Cephesi şehitlerin yetimleri onların fotoğrafıdır. Ve Karabekir Paşa'nın Çocuk Davamız adlı kitabında buyurun yer alan bir fotoğraftır. Evet, neyse bu teknik şeylere gerek yok. Şimdi bir başka soru. Özellikle yine Türkiye'de Kemalist kesimin, ulusalcı kesimin zaman zaman dile getirdiği bir şey var. Zaten Çanakkale muharebelerinde Kürtler yoktu. Yani nasıl böyle bir birlik beraberlik olabilir? Bakın en çok şehit veren iller bunlar. Bursa, Balıkesir benim memleketim, ikinci sırada. Konya. Tabii ki bunlar olacak. Çünkü Çanakkale muharebelerinin olduğu bölge, yani hitap ettiği hinterland diyelim, bu bölge. Mesela Çanakkale'den niye az? Çünkü Çanakkale küçük bir yer. Şimdi sebebi ne biliyor musunuz bunun? Buyurun, sebep bu. Osmanlı döneminde günümüzdeki gibi Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde asker alma dairesi genel çalışmıyor. Şu an bir ASAL var biliyorsunuz, asker alma dairesi. Ve insanlar ne oluyor? Efendim, bütün Türkiye genelinde dağıtılıyor. Halbuki o dönemde her kol ordunun kendi asker alma bölgesi vardı. Bakın burada 10. kol ordu, 9. 11. kol ordu Doğu vilayetlerinden asker almaktaydı. Bu birlikler 9, 10, 11. kol ordular neredeydi? Efendim, Kafkas cephesindeydi. Ruslara karşı savaşıyordu. Dolayısıyla Kürtlerin Çanakkale muharebelerinde olmaması, daha doğrusu az olmasının sebebi bu. Değerli dinleyiciler. Yani bunun Kürtlerin cepheye gitmemesiyle, askerden kaçmasıyla, bilmem neyle falan bir alakası yok. Ama işte tarihçi bu titizliği gösterecek. Acaba orada hangi birlikler savaştı, niye yoktu? Bunu sorgulayacak. Zaman zaman şöyle oluyor. Bu kol ordular tabii kendi içerisinde efendim şeyler var, işte alaylar var, taburlar var, bölükler var. İçinde zaman zaman oynamalar oluyor. Yani mesela Arabistan cephesinden de Çanakkale'ye gelen olmuştur. Veya daha sonraki dönemde 2. Ordu, Çanakkale muharebelerinde bulunan 2. Ordu, daha sonra Diyarbakır'a geldi mesela. Yani elbette bunlar olmuştur. Ama işte temel sebep budur. Bunları bilmeden, mesela bunlarda hangi tümenler, hangi alaylar var, böyle bir şema yapmıştım vaktiyle, burada Çanakkale muharebelerinde net bir şekilde gözüküyor. Mesela en çok filmlerde gördüğümüz hatalardan birisi, senarist bir şey çiziyor kafasında ve onu bize dikte ediyor. Mesela Abdülhamit filminde mehter dinletiyor. Abdülhamit zamanında mehter yoktu. Bakın. Çünkü mehter 2. Mahmut zamanında kaldırılmıştı. Tekrar kurulması 1914'te gerçekleşti. Cumhuriyet'in ilk yıllarında sonradan gene kaldırılıyor. Tekrar ihya edilmesi 1952 yılında olmuştur. Dolayısıyla Abdülhamit mehter dinlememiştir. Veya işte hatta o kadar komik ki, yani komik değil, acı aslında. Mehterhane yeniden ihya ediliyor. Şey yok, besteler yok elde. Mesela şu anda bizim söylediklerimiz biliyorsunuz sonradan üretilen bestelerdir. Mesela bir başka şehir efsanesi, hurafe de şudur. Abdülhamit kimseyi idam ettirmemiştir. Şimdi tabi bunlar genelde anlatımlara dayanıyor ama zamanla herkes bunu bir gerçekmiş gibi kabul ediyor. Ben mesela şunu yaptım. Osmanlı arşivlerinde işte bir tarama yaptım. Ben yani bir kelime yazdım, Abdülhamit idam diye ifade ettim. 1500 üzerinde idamla ilgili işlem çıktı. Yani saymaktan bıraktım sonra. Muhtemelen 1600'e geçiyorum. Sonra bir başka makaleye ulaştım. Makale Ahmet Aksın tarafından. 1870 yapılmış bir araştırma. 1876-1908 arasında, yani 1908-9 arası yok. İttihat Terakki çünkü artık yönetim yönlendirmeye başladı. 130 idam cezası verilmiş. Kısas defterine göre Abdülhamit devrinde. Bunların sadece bir tanesi kürek cezasına çevrilmiş, 129'u infaz edilmiş. Peki hangi suçlardan idam cezası verilmiş?
Balkanlarda biliyorsunuz ayrılıkçı hareketler var. Doğuda işte Ermeni çeteciler var. Fakat bunlar topluyorsunuz 20 yapıyor. Ne yazık ki alacak verecek, gasp, arazi anlaşmazlıkları, kadın çocuk cinayetleri ve cinsel istismar suçları karşımıza çıkıyor. Bir makale daha vardı, onu bulamadım. Bir başka çalışma. O da askeri mahkemelerin Abdülhamit devrinde verdiği kararları inceliyordu. Orada da ayrıca idam kararları vardı ama ne yazık ki ona ulaşamadım. Şimdi gördüğünüz gibi bunları geçiyorum. Bir etik problemleri bitiriyorum. Gördüğünüz gibi tam anlamıyla tarihi donanım olmazsa o boşluklar bu şekilde hayali bilgilere dolduruluyor. Ve tabii ki bunların bir karşılığı yok ama ne yazık ki bu tür hurafeler veya böyle olağanüstülükler halk arasında çok kolay karşılık buluyor, yayılıyor ve gerçekler ikinci plana düşüyor. Şunu da bitirelim. Etik olarak tarihçi veya işte efendim bir araştırmacının yapmaması gereken şeyler. Ne yazık ki uydurma var zaman zaman. İşte burada gördüğümüz gibi var olmayan bilgiler sanki varmış gibi rapor ediliyor, aktarılıyor. Bazen saptırma ve çarpıtmalar olabiliyor. Araştırma sonuçları üzerinde oynamalar yapılıyor. Mesela en büyük şeylerden biri şudur. Bir olumsuz şeye karşı belgeyle karşılaşıyorsunuz ama onu görmezden geliyorsunuz. Yani bu da araştırmanın sonuçlarını değiştiren bir faktördür. Aşırma gene aynı şekilde en çok yapılan hatalardan birisidir. Başkalarının yayınlanmış veya yayınlanmamış eseri, makalesi, kitabı herhangi bir atıf yapmadan onu kullanıyorsun. Bu da tabii çok büyük bir vukuattır ama ne yazık ki çok yaygın böyle bir şey. Ben birkaç kongrede akademisyenler arasında bile böyle şeylere şahit oldum. Yani çok büyük tartışmalar yaşandı. Olabiliyor ne yazık ki. Özellikle tezlerde hele günümüzde efendim master tezi şu kadar fiyata yazılır, doktora tezi bu kadar fiyata yazılır şeklinde dönüştüğü için bu tür şeyler çok fazla. Tabii bunun önüne geçilmesinin yolu hocanın yani danışman hocanın bir makale ise bu hakem heyetinin yayın kurulunun çok dikkatli olması gerekiyor. Ama en kolay şey kitaplarda yapılabilir. Çünkü kitabı kimse kontrol etmiyor basılırken. Yani bir editör bazen var bazen yok. Çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Ve intihal aynı şekilde birisinin iznini almadan, atıfta bulunmadan ne yapıyorsunuz? O çalışmayı veya bir kısmını bu şekilde kullanıyorsunuz. Bunlar büyük bir faciadır. Hiçbir zaman yapılmaması gereken şeylerdir. Fakat biz bunun dışında tabii ki çalışmalarımızı alıntı yapabiliriz. Efendim aktarma yapabiliriz, dolaylı aktarma yapabiliriz. Mesela şunu bitiriyorum bununla. Mesela doğrudan aktarma dediğimizde bir pasajı alıyoruz. Bakın komple kullanmışız. Tırnak işareti içerisinde gösterdim. Nereden alıntı yaptığımı belirttim. Ama diğerinde ise ne yaptım? Dolaylı aktarma dediğimizde ise onu kısaca özetledim. Bakın tırnak işareti almam, içine almama gerek yok. Arkasından da kaynağı belirttim. Gazetecilerin veya bazen de dikkatsiz insanların en büyük şeylerinden birisi şu ki bu çok büyük bir etik ihlalidir. Mesela atıf yapıyor kendine göre. Yani bir kaynakça belirtiyor. Fakat o kaynağı aslında görmemiş, o kaynağa ulaşmamış. Mesela benim kitabımı alıyor. Benim kitabımda yer alan ATESE belgesini kaynak olarak belirtiyor. Hayır, belirtemezsin sen. ATESE belgesini, Genelkurmay Başkanlığı arşivi belgesini görmedin. Sen benim kitabımı gördün. Benim kitabıma atıf yapmak zorundasın. Ama parantez içerisinde diyebilirsin ki ATESE bilmem ne belgeden diyebilirsin. Dersin ki Yüksel Nizamoğlu bunu ne yapmış? Efendim falan belgeden almış. Bizim yani teknik olarak da buradaki izleyicilerimizin dikkat etmesi gereken şeylerden birisi teknik olarak görmediğimiz doğrudan efendim incelemediğimiz bir kaynağı hiçbir zaman kaynak olarak gösteremeyiz. Onu atıfta bulunamayız. Özellikle gazetecilerin en büyük hatalarından birisi mesela biliyorum ben yazıyorlar bazen. Efendim Yıldız Arşivi. İşte bilmiyorum ya sen ne zaman gittin Yıldız Arşivi'ne? Ben biliyorum ki sen İstanbul'da değilsin yani. Yurt dışındasın. Gitme şansın da yok. Dolayısıyla bu tür etik problemler var. Şununla da tamamlamış olayım. Mesela gördüğüm şeylerden bir tanesi şu. Efendim diyor ki akademisyen veya yazar. Ben diyor kaynaklarıma ulaştım ama kaynaklarımı açıklamak istemiyorum. Dipnotlarımı belirtmek istemiyorum. Böyle bir şey olmaz.
Niye işte falan intihal yapacakmış? Hayır. Yani bunlar başlı başına birer faciadır. Sen net bir şekilde kaynaklarını belirtirsin. O intihal yaparsa suç duyurusunda bulunursun. Ama öyle bir suç duyurusunda bulunma ihtimalimiz de yok tabii ki. Benim mesela öyle bir Allah. Evet. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Bitirdiniz galiba. Tamam, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Az daha kapatıyordum yanlışlıkla da. Faciadan döndük. Biz teşekkür ederiz Yüksel hocam. Değerli tarih severler, haftaya yani 9 Kasım Cumartesi günü Avrupa tarihine devam ediyoruz. Konu Antik Yunan. Hocamız Eyüp Ensar Uğur. Avrupa tarihine 4 hafta devam ettikten sonra değerli arkadaşlar, Yakup Keskin hocamızdan önce tarihi süreçte Ehlibeyt, daha sonra da Alevilik ve Bektaşiliğin kurumsallaşması ve gelişmesini 2 hafta dinleyeceğiz. Sonra 3 hafta daha Avrupa tarihine devam ettikten sonra Mustafa Kara hocamızla Türk tarihine geçecek. 3 haftada Türk tarihini beraberce inceleyeceğiz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere, hoşça kalın.